Esrarengi'den herkese merhaba. Yeni bir bölümle karşınızdayız. Bu sene Ramazan ayından ilk programımızı yapıyoruz bu arada. Ve dinleyicilerimizin ve izleyicilerimizin de Ramazan'ını kutlayalım. Herkesin Ramazan'ı hayırlı, sağlıklı, bereketli, huzurlu ve gönül ferahlığı içinde geçsin inşallah. Esra'cığım, bu bölümde biraz gerilere gidip ilk programa kadar gidip o programda bahsettiğimiz bir konu üzerinde duralım dedik. Biliyorsun. İlk programımız rahmetli Doğan Cüceloğlu'nu andığımız bir program olmuştu. Daha çok tazeydi o zaman, ne kadar zaman geçmiş üzerinden. Ve o programda Doğan Hoca'nın anlamlı ve coşkulu hayat anlayışından, bunun bu idealinden bahsetmiştik. Daha doğrusu buna bir giriş yapmıştık ve daha sonra bunun aslında çok daha geniş konuşabileceğimiz bir konu olduğunu, buna bir program ayırabileceğimizi söylemiştik. İşte şimdi o programdayız. Bugün coşkulu ve anlamlı hayattan bahsedelim, onun üzerinde duralım istedik. Esra'cığım, seninle başlayalım istersen, senin konudaki yorumlarını, düşüncelerini. Teşekkür ederim Esra'cığım. Ben de herkesi selamlıyorum ve hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ramazan'ın feyzi ve rahmetinin de üzerimize olmasını diliyorum. Evet, biz ilk programın sonunda böyle bir Sayın Rahmetli Doğan Cüceloğlu'nu anarken aslında bu konuya da değinmek istediğimizi belirtmiştik. Ama küçük bir düzeltme yapmak isterim. Yani programımızın adını da görünce çok iddialı bir şey gibi gelebilir. Hani bu bizim uzmanlığımız değil. Bu bizim çalıştığımız bir alan değil. Biz anlamlı ve coşkulu bir hayattan ne anladığımızı anlatabiliriz. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Evet, elbette ki Doğan Cüceloğlu'nun Savaşçı kitabından ve diğer kitaplarından da esinlenerek, ilham alarak aslında bu konuyu da gündeme getirmiştik. Ben şöyle başlamak istiyorum. Son zamanlarda okuduğum birkaç farklı kitapta dikkatimi çeken bir ifade var Esra'cığım. Yaşama sanatı. Bu ifade beni çok yakalıyor. Yaşama sanatı nedir? Ne olabilir? Diye düşündüğümüz zaman, yaşam dediğimiz zaman aklımıza gelenden fazlasını getiriyor yaşama sanatı. Çünkü sanat kelimesi var işin içinde artık. Yani sanat kelimesi ister istemez konuyu daha derinlikli, daha güzel, daha incelikli, daha derin düşünülmüş, daha zarif bir yere getiriyor. Dolayısıyla yani yaşadığım hayatın daha iyi bir versiyonu için neler yapabilirim sorusunu sormayı düşündürtüyor bana. Buradaki iyi tabii ki herkes için değişebilir. Benim aklıma gelenler mesela etrafıyla anlamlı ve güzel paylaşımlı bir iletişim içinde olmak. Sözlerini ve kelimelerini özenli seçmek ve kullanmak. Sözleriyle ve varlığıyla mutluluk, güven ve huzur hissi yaymak etrafına. Doğa ve hayvanlar konusunda duyarlı ve katkı sunan birisi olmak. Üstüne, başına, görünüşüne itina gösteriyor olmak. Bedenine, sağlığına dikkat ediyor olmak. Hayatı ve etrafı güzelleştirmeye yönelik şeylerle uğraşıyor olmak geliyor benim aklıma. Mesela benim hayatımdan bununla ilgili, hani bununla ilgili yaşama sanatı olabilecek neler olabilir diye düşünürsek, mesela ben çiçeklerim derim. Yani bir apartman dairesinde oturuyorum. Ama benim toprakla hem toprakla olan bağımı güçlendiriyor, hem öyle güzel bir şey ki bir canlıya baktığın zaman ondan aldığın sonucu çok güzel gösteren bir şey çiçek. Yani bakımını yapıyorsun, işte toprağıyla ilgileniyorsun, suyunu veriyorsun, işte vitaminleri varsa onlar doğru güneş açısı, istediği ısı ve ışıkla buluşturmaya çalışıyorsun onu. Ve sonucunda muhteşem bir şey oluyor. Aslında sana teşekkür ediyor. Çok güzel, belki güzel de kokan bir çiçek geliyor karşılığında. Yani aslında senin emeğin de çiçek açmış oluyor. Aynı zamanda da emek verdiğin bir şey çiçeğin sana teşekkür etmiş oluyor.
Ya da ben böyle bakıyorum, bilmiyorum. Yani çiçeklerim açtığı zaman mesela onlara teşekkür ediyorum. Bayramdan hemen önce açmışsa bayram hediyen için teşekkür ediyorum diyorum. Görüşümü güzelleştirdiği için teşekkür ediyorum. Öte yandan mesela bir arkadaşım da şöyle bir yorum yapmıştı. Hani benim bu konuya bu kadar mutlulukla bahsettiğimi görünce, bak demişti, orada bir potansiyel var. Sen o potansiyele dahil oldun. Yani o çiçeğin bir açma potansiyeli var. Sen ona dahil oldun ve birlikte birbirinize iyi geldiniz. Yani sen onun potansiyeline katkıda sundun. O da sana çiçek açarak ve bir güzellik sunarak başka bir güzellikle geri döndü. Bu mesela bence hayatı güzelleştirme noktasında çok güzel bir şey. Başka bir konu, seninle çok eskiden yani üniversiteden dost olduğumuz için bilirsin, ben hayvanlardan çok korkan biriydim. Yani böyle öyle böyle değil. Yani seviyordum ama çok korkuyordum. Ve 1,5 senedir bizim evimizde bir tane kedi var şu anda. Bu nasıl oldu diyeceksin. Ya bilmiyorum. Bizim karşımıza çıktı. Yani bizim kısmetimizmiş o kedi. Sokaktan yavru olarak aldık. Ve onun bizim evimize getirdiği güzelliği, kalplerimize getirdiği genişliği anlatamam. Yani iyi ki geldi ve benim hayatta dokunduğum ilk hayvan, böyle elime aldığım ilk hayvan. Ama o kadar güzelleştirdi ki. Bayağı da hareketli kedi. Yani bazı Evet. kediler hani böyle çok sakin olur, köşesine çekilir, hani kimseyle ilgilenmez. Sizinki daha böyle aktif, hayatın içinde insanların işte saçında, başında, üstünde, içinde. Evet. Buna rağmen çok kolay Evet. adapte oldum. Yani O tebrik böyle bir anlık ediyorum. bir şeymiş. Teşekkür ederim. O an o böyle bir anlık bir şeymiş. Böyle bir geçiş eşlik gibi bir şeymiş aslında. O kadar güzel ve iyi hissettiriyor ki çocuklar için de, evdeki çocuklar için de aynı şekilde. Yani bir canlıya bakmak, onunla ilgilenmek çok iyi geldi. Onunla dostluk etmek çok iyi geldi. Dolayısıyla hani hem çiçeklerden bahsettim, hem kedimden bahsettim. Evet, bunlar hayatımı güzelleştiren şeyler. Evet, güzelleştiren şeyler. Aramızda bir iletişim var mı? Var. Var. Yani çiçekler konuşmuyor, kedi konuşmuyor ama iletişim var mı? Var. Ve o iletişimin sonucunu da görüyorum. Yani karşılıklı bir paylaşımın sonucunu da görüyorsun. Yani gelip kedi senin kucağına yattığı zaman, onun aslında ya da böyle başını bacağına değdirip geçtiği zaman verdiği selamı alıyorsun. Ben de seni seviyorum diyorum böyle durumlarda ona mesela. Çünkü bence öyle söylüyor. Bir de şey var, hani bu çiçek konusuna geri dönersek, benim son birkaç yıldır çok üzerinde düşündüğüm bir konu bu. Çiçekler, çiçek açtırmak, yani kurumuş gibi görünen bir çiçeği tekrar açtırmak. Bununla ilgili de bizim kızımla böyle çok sevdiğimiz bir kitabımız var, Duygular Sözlüğü diye. Bu kitabı biz böyle tefeül amaçlı çok kullanırız kızımla. Yani böyle o anki duygunun karşılığını genelde verir bu kitap. Öyle bir bizim en azından kızımla benim böyle bir iddiamız var bu kitapla ilgili. Bir gün bunu düşünürken bu kitabı açtım ve çok ilginç bir şekilde şöyle bir cümle gördüm. Diyor ki işte aralarında bazı isimler veriyor. Bunların da bulunduğu pek çok çağdaş filozof ve psikolog mutluluk yerine çiçeklenme demeyi tercih ediyor. Mesela bunu görünce acayip mutlu oldum. Yani benim o çiçekler, çiçek açtırma, çiçeklenme metaforuna verdiğim anlamın aslında arkasında çok da yabancı olmayan başka bir şey varmış. İlginç, evet. Mutluluk varmış. O yüzden ben böyle bir giriş yapayım. Sözü sana vereyim. Yani ben de hani çiçekleri olan, böyle elinde çiçekler açanlara hep özenmişimdir. Ben de hiç çiçek büyütememişimdir, besleyememişimdir evde. Hani şimdi mesela en son biraz bir şeyler ekelim, büyütelim istiyoruz. Böyle küçük bir bahçemize. Onun için özel ve güzel tohumlar geldi. İşte ata tohumları gibi. Onları böyle küçük kaplara, o tohumları ektim.
Ve hani bekliyorum onların böyle çimlenmesini. Bayağı zaman geçti. İlk önce böyle 3 tane tüp vardı sadece. Onlar biraz çıktı ama bir sürü domates, salatalık, onlardan çerezlik yoktu. Neyse ki geçen günlerde işte geçtiğimiz haftalarda böyle onlar da böyle beni mutlu ettiler ve çıkmaya başladılar falan. Ben artık demiştim eyvah hani bunu da yapamadım hani diye düşünmeye başlamıştım. Bazı insanlar gerçekten bazı eller böyle ne dikerse ne ekerse tutuyor hakikaten. O da başka bir şey yani onu da bilemiyorum ben anlayamıyorum neden oluyor. Bence kendine haksızlık etme. Yani bu öğrenilebilen bir şey. Çiçek benim de hayatımda 3 yıldır olan bir şey mesela. Neyse, yine de denemekten vazgeçmiyorum. Yani. Ufak ufak deniyorum. Eyvallah. Bu yaşama sanatı dedim. Bende de hani coşku diyoruz ya. Tabii bu arada ben de önce onu söyleyeyim. Hani coşku ve anlamlı hayat derken hani biz bu hayatı aradığımız için hani bu arayışımızda ne yapıyoruz, nasıl arıyoruz dan bahsediyoruz. Yoksa biz o hayata ulaştık, evet işte oradayız diye bakmıyoruz zaten. Ben de onun girdiğim araya. Coşku deyince benim de bendeki çağrışımlarından biri de sanat. Sanat için, bir sanatın icra edilebilmesi için bir kere kesinlikle coşku gerekiyor bence. Değil mi? Hani o coşku duyguların heyecanla dışa vurulmuş mesela hani en basit ifadesiyle. Bence coşkunun en çok olduğu yer sanat. Ya da sanat yok coşku yoksa zaten değil mi? Hani o zaman neyin coşkusu yani neyin ifadesi olacak sanat? Hani belki de dediğim gibi yani bu noktada coşku ve anlamlı hayatta yaşama sanatı demek oluyor hani eşittir. Bu anlama gelebilir yani rahatlıkla. Ama aslında coşkunun başka olduğu ya da olması gereken çok önemli bir yer daha var. Onu da Einstein söylüyor. Ben değil. Coşku zekadan daha önemlidir diyor Einstein. Ben bunun üzerine düşündüm yani hani niye zekadan daha önemli olabilir? Bunu nasıl açıklayabilirim insan diye. Herhalde bence orada kastettiği şu, bir şeyi öğrenmeye ya da bir işi yapmaya bir istek arzu duymuyorsam, böyle bir coşkun yoksa istediğin kadar zeki ol zaten ortaya bir sonuç, bir netice çıkmayacak galiba değil mi? Yani çok zeki olabilirsin ama matematik öğrenmek adına bir coşkun yoksa ya da aslında daha temelde öğrenmek adına bir coşku yoksa orada çok verimli bir sonuçta olmayacak muhtemelen. Ya da herhalde bütün icatlar içinde bu söz konusudur. Yani bir coşkuyla ortaya çıkmış, üretilmişlerdir. O şekilde var olmuşlardır. Herhalde coşkunun zekadan daha önemli olduğu noktada burada devreye giriyor. Sanırım. Böyle bir çağrışım yapıyor. Yani o heyecan ve ümit var çünkü coşkun içinde. Ve eğer bunlar yoksa bir şey üretmek için, bir şey yapmak için, bir şey icat etmek için, bir şey öğrenmek için de yeterli olmuyor demek ki zeka. Yine mesela coşkunun böyle çok da nasıl diyeyim? Coşkunun çok coşkulu bir şey olduğundan da emin değilim bu arada. Yani, doğru ifade edebildim mi bilmiyorum ama yani daha sakin de gelebilir coşku. Böyle çok gürültülü de gelmeyebilir. Mesela ben de hani bir dönem minyatürle ilgilenmiştim. Minyatür yapmanın verdiği bir coşku vardı bende. Ya da işte belki bir coşkunun tezahürüydü yani sonucuydu o minyatür yapmak. Onun bana çok iyi geldiğini ve aslında hayatımda anlamlandırdığımı fark etmiştim. Yani o coşkunun akabinde gelen bir daha anlamlı, daha manalı bir şeyler olduğunu fark etmiştim. Yani hem aslında bir sanatı öğreniyorsun. Belki artık çok rağbet edilmeyen bir sanat.
Gerçi bu aralar yine gündeme geliyor işte Ebru, minyatür gibi sanatlarımızda. Hem de onu yaparken yani hiçbir işi yaparken odaklanamadığın gibi odaklandığını fark ediyordum. Hani bu aralar çok böyle moda bir ifade var ya, anda kalmak. O anda kalmanın hali, o anda kalma halini ben en çok nerede yaşadım dersen mesela, o minyatürle uğraşırken, işte o çizimleri yaparken ya da o boyamaları yaparken hissederdim. Bu anlamda aslında sanat bir taraftan da güzel bir anda kalma pratiği gibi belki, değil mi? Hani bu pratikte gelişen bir şeyse. Hani nereden buralara geldik? Sanattan geldik. Böyle coşku, yani coşku bu anlamda benim için çok iyi. Sanatta çok paralel giden bir şey gibi bilmem. Sonra coşku ve anlamlı hayat derken bu bir tabii hal olmalı gibi, değil mi? Hani, yani bazen var bazen yok gibi de olmaz. Yani sanki bu bir hal, yani bir durum haline gelmeli artık diye düşünüyorum. O zaman da hani, özellikle mesela Doğan Cüceloğlu da coşkulu ve anlamlı hayat derken bundan bahsediyor. Değerlerden bahsediyor. İdeallerden bahsediyor ama bu değerler dediği de sahip olduğumuz değerler evin odası gibi, yani odanın içinde bulunduğumuz odanın havası gibidir diyor. Yani biz onları bilmeyiz orada olduklarını belki. Her an fark etmeyiz, her an düşünmeyiz. Ama biz bizzat o havanın içindeyizdir. Bence bundan daha güzel ifade edilemez yani değerler aslında. Hani bir cümleyi okuduğumda evet demiştim. Yani değer böyle bir şey. Sürekli soluduğun hava o değerler. Ve Doğan Cüceloğlu bu coşkulu ve anlamlı hayata ulaşmak için bu değerlerin farkında olmak gerektiğini söylüyor. Hani o artık kırmızıdığımız, farkında olmadığımız değerlerimizi, o odanın havasını fark edersek, o zaman aslında o değerlere de bir anlam veriyoruz belki. Hatta şöyle bir örnek verdiğini hatırlıyorum kitabımda. %99'umuz herhalde bu ülkede yerde bir ekmek gördüğümüzde onu kaldırırız. Yani orada bırakamayız, değil mi? Hani, mesela bizim o işte odanın havası. Yani o bizim sahip olduğumuz bir değer. O ekmeği orada bırakamayız. Yani o içimiz yanar, canımız yanar. Yani o ekmek orada kalacak, bir üstüne basacak, bir ödümüz kopar. İşte bu bize sahip olduğumuz değer. Peki bu neden böyle? Yani neden hani, o ekmeği mutlaka kaldırmak zorunda hissediyoruz kendimizi? İşte bunun altında bir sürü şey var aslında. Yani kültürel öğeler var, dini öğeler var. İşte o bir nimet, ona saygısızlık etmek istemiyoruz. Bir sürü bunun işte alt başlığı var aslında. Bir sürü sebebi var. O anda biz bunların hiçbirini düşünmüyoruz aslında bunu neden yaptığımızı. İşte Doğan Cüceloğlu diyor ki biz bunları fark ettiğimiz zaman bu değerlerin neden bizim değerimiz olduğunu ve bunu fark ederek bunu anlamlandırarak yaşamaya başladığımızda aslında coşkulu ve anlamlı hayatı yaşamış oluyoruz. Yani bir farkındalık aslında onun yazdığında bu hayat. Yani aslında hayatımız, yani ben bunu şöyle anlamlandırıyorum kendi içimde de. Hayatımız, düşüncelerimiz, duygularımız, yaptıklarımız, ettiklerimiz, sözlerimiz birbiriyle uyumlu mu acaba? Yani eğer bunların hepsi birbiriyle uyumluysa bence bir İşte doğru hayatı yaşıyoruz gibi geliyor. Bunların arasında küçük farklılıklar olabiliyor belki de. Ama büyük uçurumlar varsa
İşte orada bence iyi yaşamaktan bahsedemiyorum. Çok konuştum sanki. Yok, estağfurullah. Çünkü insan kendisine tutarlı değil aslında. Değil mi o durumda? Yani arada uçurum olması durumunda kendisine aslında samimi değil. Oradan kaynaklanıyor. O yüzden hatırlıyorum ben de Savaşçı kitabından o insani bütünlük, tutarlılık çok önemli bir mevzu olarak anlatılıyordu. Kişisel bütünlük. Yani A durumunda nasıl davranıyorsan D durumunda da o şekilde senin aleyhine bile olsa, değil mi? Yani o tutarlılığını ve bütünlüğünü koruyabilmek. Zaten sanırım Esracığım, yani hani bir erdem gerektiren bir durumdan bahsediyoruz aslında bence anlamlı ve coşkulu bir yaşam arayışı derken. Yani bu hani rastgele herhangi bir şey değil, bu bir çabanın sonucu. Yani burada bir şeyi, evet, ben bunu fark etmeye niyet ediyorum ve bu konuda ilerlemeye niyet ediyorum. Hayatımı daha anlamlı ve daha coşkulu bir hale getirmeye niyet ediyorum durumu ve çabası var aslında. Dolayısıyla aslında çok erdemli bir süreçten bahsediyoruz. Bir de mesela ben bununla ilgili geçen şöyle bir şey okudum. Hani tutarlılık dedin ya, hani yaşam sanatının en önemli boyutlarından bir tanesi muhtemelen bu tutarlılığı korumak. Başka bir tanesi de şey olabilir mi? Hani son yıllarda böyle hep bir pozitifte kal pompalaması yapılıyor tabiri caizse. Sanki böyle üzülmek ya da hani Allah muhafaza pozitifin dışında kalmak böyle çok korkunç bir durummuş falan gibi böyle bir şeyin içindeyiz. Aslında böyle bir dünyanın içindeyiz. Mesela yine dün okuduğum bir kitapta şöyle bir cümle çok çok hoşuma gitti. Hatta kitaptan alıntıyı okuyacağım. Ayrım yapabilen bir yaşam sanatı, olaylara yeri geldiğinde pozitif bakıp bununla beraber negatif şeylerin de kayıtsız şartsız farkında olmaktır. Pozitifinde, negatifinde tek boyutluluğu, hayatın çok boyutluluğunun hakkını vermez. Yaşam sanatı hayatın her iki yanıyla da geçinebilmeyi gerektirir. Ya bayıldım bu cümleye. Yani hayatın her iki yanıyla da Değil mi? geçinebilmek. Evet, ne kadar güzel. Yani değil mi? Böyle mutluluk sana yağarken bununla yaşamak çok güzel. Ama hayatın başka türlü veçeleri de var. Bunlar sana geldiğinde sen bunları nasıl karşılıyorsun? Ve hala bir yaşam sanatından bahsedebiliyor muyuz? Yoksa ortada yaşam Evet, sanatı beni diye bir şey kırıyorum. kalmıyor mu? Her şey ortadan kayboluyor mu? O tutarlılık, o kişisel bütünlük dediğimiz şey ortadan kalkıveriyor mu? İşte anlam denen kısmı, hani anlamlı ve coşkulu hayatın anlam kısmı da sanırım bu. Yani bunu idrak ettikçe ve hayatında hani her olayda olmasa da bunu aklında tutup, buna niyet edip, bunu korumaya yönelik bir çaba içinde olmak sanırım anlama doğru götüren önemli bir şey diye düşünüyorum. Coşku ile ilgili de şöyle bir şey söyleyeceğim. Yani onu ilk programda da aslında bunu konuşalım dediğimiz kısım buydu. Coşku ve neşenin nedense ya belki bizim toplumumuzda hayatın çok dışına itilmiş şeyler olduğunu düşünüyorum. Neden mesela, neden ciddiyet ve ağırlık kaplamış hayatımızı? Şimdi sana çok komik gelebilir ama bütün samimiyetimle söylüyorum. Bazen sosyal medyada anne baba ve çocukların birlikte çektikleri halk oyunları ya da dans videolarını görüyorum. O kadar hoşuma gidiyor ki, o kadar güzel bir mutluluk ve paylaşım var ki orada. O kadar güzel bir o neşenin, coşkunun bütün aile üyeleri tarafından o çalışılmış belli ki, işte bir koreografi yapılmış, bir müzik seçilmiş. Oradaki o ailenin dansı, halk oyunları bana inanılmaz güzel geliyor. Birkaç tanesine denk geldim. Mesela neden hayatımızda böyle örnekler yok? Neden her şey böyle hep ciddi ve ağırbaşlı ve ne bileyim işte böyle o neşesiz olmalı? Ben bunu hani daha nispeten ileriki yaşlarımda fark ettim ve aslında bunlara hiç
Gerek yokmuş. Böyle gereksiz bir dışlanma yapmışız sanki neşeye ve coşkuya diye kendimce düşünüyorum. Belki kendi çevremde, kendi ortamlarımda. Oysa ki neşe ve coşku çok güzel duygular. Mesela ben çok gençliğimden beri şey sesini acayip severim. Ve bu program için düşünürken Allah Allah bakıyorum coşkuda şey var, neşede şey var, yaşamda şey var. Şey sesi bulunduğu, dahil olduğu ortama bir hareket, bir akış getiriyor. Şen Bak akışta şakrak bir ses. efendim. Şen şakrak bir ses diyorum. Sen şakrak bir ses. Aynen öyle. Yani bak akış dedim, akışta da şey var. Yani bu şeyinin hikmeti nedir bilmiyorum ama dediğin gibi böyle evlerimizde biraz daha bol şeyli kelimeler mi kullansak, daha böyle neşemizi paylaşmaktan çekinmesek mi, bunu birbirimize göstermekten, hani hep şu meşhur el iyisi sözü vardır ya, hani el iyisi olmayalım. Evin içinde ne olur yani, işte eşinle çocuklarınla güzel bir koreografi yapıp dans etseniz videoya çekmenize de gerek yok. Ya da hep beraber bir ucundan tutturup bir türkü, bir şarkı söyleseniz. Ya da arabada tatile giderken. Ben çocukken bunu çok yapardık. Biz kız kardeşimin arkada hep şarkı söylerdik böyle arabanın içinde. Çok güzel anılar şimdi bunlar. Evet, ben şeyler artsın istiyorum. Böyle bir Yani çağrıda bulunuyorum. elbette haklısın. Hani ben de böyle fazla ciddi bulduğum zamanlar olur hayatımda. İş hayatım falan. Böyle bazen hatta şey iyi hissediyorum gibi. Belki tam tersi olması gerekiyor. Annelik dediğin sen sanki böyle aa bak bir de annesin yani. Daha sanki ağır başlı artık daha oturaklı olman gerek. Hayır aslında galiba tam tersi. Yani baktığımda. Evet ama yine bence buraya böyle bir şey koyalım istiyorum. İfrat ve tefriti de unutmayalım. Yani hani neşeli, keyifli, mutlu olalım derken hani bence böyle bunun artık daha bu haline kayan kısmı ve böyle umarsızlığa kayan, saygısızlığa kayan kısımları da olabilir tabii. Hani ona da dikkat ederek böyle ilk sende gitmek sanırım en iyisi, en güzel olur. Ama bu coşkulu ve anlamlı hayat arayışı için böyle güzel notlar çıkardık bence kendimize önceki. Şimdiden hatta önümüzdeki program için de bu neşe, mutluluk, bunlar üzerine biraz konuşalım istersen. Daha detaylı konuşalım. Yani mutluluk nedir? Mutluluk dediğini, zannettiğin şey acaba o mu gerçekten? Biraz da bunların üzerinde duran istersen ama önümüzdeki programda. Olur ama yine önce bir çağrıyla bitirelim. Yani hep çağrıyla bitiriyoruz ya Tarihlerinden dinleyelim gibi. programlarımızı. Ben şöyle bir soru sormak istiyorum. Hayatımızı daha anlamlı ve neşeli hale getirmek için neler mümkün? Ben de düşündüm bunu ve önümüzdeki programda cevabını vereceğim sana. Hep beraber verelim hepimiz. Bunu. Hepimiz hayatımıza bunu ekliyor olalım inşallah. İnşallah. O zaman bir dahaki programda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Kalında da şey var. Teşekkürler.